Evet, değerli kardeşlerim, hemşehrinizci misiniz? Rahmetli Fırıncan'ın fetvası var ya, ne diyordu? Çalışırken ders yapılır. Bu layıka dersidir. Nasip olursa bizim mesleğimizi anlatan bir ders. Ayrıca değerli kardeşlerim, Risale-i Nur'la yani etkilenler, başlık odur. Risale'de etkilenler. Yani Risale-i Nur'u tanıyınca ne gibi iç dünyasının tesirler meydana geliyor. Bununla ilgili örnekler vereceğiz inşallah. Şimdi tabii yeri de 28. mektubun 3. versiyesi. Biliyorsunuz insanlar daima el ihsan, abidin ihsan. İnsan ihsanın kuludur. Yani bir pijangan hatırı var gibi. Bak bir menfaat beklenir. Üstad zamanında üstad tanımış bir insan. Tabii ilim sahibi. Onu kimi şeyh olarak biliyor, kimi ilim sahibi diyor. Bunun üzerine üstadın ziyarete gelenler oluyor. Farklı. Ve oradan derse başlayacağız. Etkilenenler kimlerdir? Birkaç tane isim vereceğiz. Konumuz 28. mektup 3. meselesi. Ama da oku bakacağız. Oku bakalım. Buldun mu? Oku bakalım. 3. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Sualden başla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sual. Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferim. Müşir makamının evamirini tebliği gibi ben de manevi bir müşriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister ve hakeza çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet, sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikate hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik. Lisan-ı halleri diyor. Bak başta dedim, niye bu zaman insanlara böyle bir menfaat için gelirler? Maddi ve mani menfaat. Üstad hediye almamanın sırrının sonunda, ikinci mektupta şu yok. Bu şu zamanın. İşte şu zamanın insanları hırs ve tamah yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi salih bir evveli tasavvur ederek sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem bu alamet-i gurur. Salahatin ademine delildir. Eğer kendimi salih bilmezsem o malı kabul etmek caiz değildir. Hem ahirete müteveccih amale mukabil sadaka ve hediyeyi almak, ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. Hem böyle diyor üstadımız, hem de hem müflis bir adamın üstad bak tövbe estağfurullah kendisi gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Bir hatıra söyleyeyim. 1935'te eski hapishanesi üstad birkaç yerde görülüyor. Tarihçatta var. O zaman genç avukattan bir tanesi adı Kemal Taner. Tabii üstadın birkaç camide bulunması keramet olunca çok dikkati çekiyor. Bunun üzerine bu avukat gardiyana izin alıyor savcıdan. Üstadın yanına geliyor. Üstad da namaz kılıyormuş. Mücevher değil aklıma geldi. Namaz kılıyormuş. Tabii namazı bitirdiği vakitte diyor ki efendim diyor. Üstad tesbih öyle böyle. Efendim diyor. Buyur diyor. Sizin için şöyle şöyle diyor. Keramet sahibi şunu gösterdi. Öyle geldi ya. Bana da gösterir misin? Mesela şu tesbih diyor. İçeride diyor. Kalksın ya da oynasın. Bak. Üstad evladım sana bir örnek vereyim diyor. Vakitte bir adamın bir kız çocuğu varmış. Kız çocuğu baba bana bir hediye almış. O da almış onu. Mücevherat dükkanına götürmüş bak. Kuyumcu dükkanına. Kuyumcu dükkanında da dinlerken dükkanı var ya bazı dükkanı şey asarlar.
balon asarlar. Rengarenk balonlar. Kızım balona dikkat ediyor diyor. Ben de bak kızım bakın vitrine bak. Kolye mi? Bilezik mi? Hangisi istiyorsan onu alayım diyor. Kız hala balonlara bakıyor. Baba bana balonu al diyor. Dönüyor üstad avukata. Diyor ki ben baloncu değilim diyor. Şimdi böyle var. Üstad böyle olmasına rağmen fakat bakın bu misal veriyor. Misali özetler hatırlar mısın? Yani padişah diyelim bir zatı nasıldı o? Hani kalıyor orada. Geliyor ondan hediye almak istiyor. Bir şey yok ona. Bunun üzerine sen şu yok bak. Mesela örneğin nasıl ki döndü başını. Aklıma şimdi ondan değil bak. Nasıl ki başı? Nasıl ki? Nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı bakın. Ve biçare bir neferi padişah namına frenklere, paşalara hedaya-i şahanesini ve nişanlarını veriyor. Onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire, umaraşala, yanarala kıyam etmezse kendini ondan yüksek görse eblehçesine bir divaneliktir. Emir evi çekse, sen emir evi desen albay belki ondan çekinir. Şimdi madem ben nedir? Genel komutan emir vereyim deyip de havalara girmez ki. Öyle ki ben diyor işim ona gidecek mevzuyu. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi müteşekkirane o neferin kulübecine tenezzülen misafiren gitse kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için o hali gören ve bilen padişah elbette o neferini mahcup etmemek için matbah-ı şahaneden sadık hizmetkarını muhterem misafirlerine tabla gönderir. Öyle de Kur'an-ı Hakim'in sadık bir hizmetkarı ne kadar âli olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder. Ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın âli elmaslarını yalvararak mütezellilane değil belki müftehirane müsteğniyana satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler. O hizmetkar dahi onların o müracaatında kendine medar gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. Eğer o hazine-i kutsiyenin müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar elbette hakikati Kur'aniyenin merhameti kutsiyesi şanındandır ki o hizmetkarını mahcup etmemek için hazine-i hassı-i ilahiyeden o hizmetkarın hiç haberi ve methali olmadan onlara medet versin ve himmet ederek feyizdar etsin. Demek yani özetle anlaşılıyor. Şimdi bunu üstad burada 5 nokta ifade edecek bunu. Biz hepsini okumayacağız. Yani bir nokta bunu anlatıyor. İki noktada İmam-ı Rabbani bir söz var 5. metukta. Biliyorsunuz biz iman kurtarma hizmetindeyiz. İman tarikatı çok fevkindir diye ifade ediyor. Üçüncü noktada sen hatırlar mısın? Hani üstadımız evinde hani ben arkadaştım. O nasıl bu? Yani İmam-ı Gazali Fütühat Gayb meselesi vardı ya. Evet. Onu söylesem. Üçüncü nokta bu. Kısaca öz. Şöyle. Üstad Hazretleri 1934'te Barla'dan Isparta'ya getirildiğinde o zaman Şükrü abinin bağ evinde kalıyor. İki katlı ahşap bir bağ evi. Alt katta işte Hüsrev abi, ondan sonra Refat abi, işte Rüştar falan. Onlar yazıyorlar. Üstad da yukarıda. Refat abi ustada soruyor. Üstadım bir yerde diyorsun ki üstadım Abdülkadir Geylani'dir. İşte burada diyor bana. Bir yerde üstadım İmam-ı Rabbani'dir. Başka evet. Bir yerde diyorsun üstadım Kur'an'dır. Evet. Yani bunun tevfiki nasıldır diye soruyor. Üstad Hazretleri de kardeşim diyor. Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Rabbani Hazretleri eski sayıda yeni sayıda çeviren üstadlardır. Şimdi ise diyor Kur'an üstadlığında ders arkadaşlarımdır. Açtım şimdi diyor. İse Kur'an üstadlığında ders arkadaşlarım diyor. İmam Rabbani kitabı açtım, Tevhid-i Kıble diyor. Evet. Kafsa ağzımı açıyor. Derken böylece
o olayı izah etti. Dördüncü noktada bizim mesleğimiz sahabe mesleği. Yani akrabiyet meselesi var. Başka meslekler, ehli tarikat kurbet meselesi. Akrabiyet kurbeti Üstad 15. mektupta 27. sözde mesela güneşin ışığı aynaya rastlar. Ayna baktı mı, ısıtırsa ışığını anlarsın, yakın olursun. Ama öbür türlü güneşin ışığı almak için güneşe gitmek lazım. Bu kurbiyettir, merhale merhale gidiyorsun. Ama akrabiyette hemen en kısa zamanda gidiyorsun. Bu mesleğimizi anlatıyor. Yani bizim mesleğimiz budur diyor. Beşinci misalde birkaç misal verecek. Biz sadece burada 2, 3, 4, 5 misal okuyacağız konu. Mesela ikinci misalde, sen mi okuyacaksın? Okuyayım. Birader Zade merhum Abdurrahman 8 seneden beri benden ayrılıp dünyanın gaflet ve hamlarına bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüzün zanlı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdada yetişti. Haşre dair olan 10. sözü vefatından 3 ay evvel eline yetiştirdi. Nedir bu haşr sahası? Bak, oku. Risale-i Nur eczaları bütün mühim hakaiki imaniye ve Kur'aniyeyi hatta en muannide karşı dahi parlak bir surette ispatı, çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayeti ilahiyedir. Çünkü hakaiki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen İbn Sina fehminde aczini itiraf etmiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. 10. söz risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki avamlara da çocuklara da bildiriyor. Şimdi bak Abdurrahman üstadın abisinin oğlu. Tabii çok genç yaşta vefat ediyor. Ve burada 26 İmam 12. ricasında onunla ilgili bir yer var. O vakit bulduğum işkenceli esaret, yani Barna'da hayat, o vakit bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığım 10 derece onların fevkinde bana bir filkat, bir rikkat, bir hüzün verdi. Benim merhuma validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da baki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm. Dünyadan bütün alakam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef ve hem de bu dünyada hem fedakar bir medar-ı teselli bir arkadaşım olabilirdi. Ve zeki bir talebem, bir muhatap ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlidir, yani, yandırıyor. Doktorun vefatından dolayı söylüyor. Gerçi zahiren tahammüle çalışıyordum. Fakat ruhumda şiddetli fırtına vardı. Eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselliyi teskin etmeseydi benim için dayanmak mümkün olamayacaktı. O zaman Barla derelerine, dağlarına yalnız gidip geziyordum. Hali yerlerde oturup o tesirat-ı hazine içinde eski zamanda Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim mesudane hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe ihtiyarlık ve gurbetin verdiği sürat-ı teessür ve mukavemetini kırıyordu. Birden külli şeyin halikun illa veçe lehulüklu ve lehil turcaun ayet-i kutsiyenin sırrı inkişaf etti. Yani her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayet-i kutsiyenin sırrı inkişaf etti. Bana ya baki entel baki ya baki entel baki dedirtti. Ve onunla hakiki teselli verdi. Şu kısım nedir? Üçüncü demede ya baki entel baki nedir? İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat'ı alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbub-u bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden
Ya baki entel baki olan birinci cümlesi, baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Abdurrahman'mış, üzülüyor. Tesel için her şey gidici, sen bakisin. Evet. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hassiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin imkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Ya hatıra söylüyorum, bırakın deyince yine o tarihlerde 1926 yıllarda bir affedersin bir eşkıya var. Isparta'nın bir köyü, Çebalra köyünde. Adı Goruk Efe. Goruk Efe. Bu adam eşkıyamış. Onun atı alıp ona satıyor. Onun malını ona satıyor böyle. Yine yine bir gün sen atını almış, ona satmış. Parasını almak için mağaraya geliyor. Geliyor, soruyor. Kime satmışsa, diyelim üstü, diyelim farkında. Üstü burada mı? Yok. Ona ben bir at satmışım, parasını almaya geldim. Nerede? Diyor ki şey, tarla gittiler. Beklerim diyor. Köşeye çekiliyor. O sırada üstad evin karşısında bir kahve gibi bir şeymiş. O sırada üstad elinde sepetle başında sarıp içeri girerken, kapıdan girerken dikkat çekiyor. Bu kim diyor? Bu diyor şarttan yani bir alim. Ama Goruk Efendi alimle alakası yok. Hocayla alakası yok. Hemen doğru gidiyor. Kapı çalıyor. Üstad kapıyı açıyor. Diyor ki efendim siz şarttan gelen bir alimmişsiniz. Evet. Ben de antika meraklısıyım. Sizde kasatura veya bıçak varsa almak isterim. Bak manyağı. Üstad içeri alıyordu. Diyor ben de o yok. Bende kasatura yok. Ama ben sana ya baki, enter baki vereyim. O ne diyor? Şimdi o ne diyor? Yani yalnız sen bakisin ve senin imkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe evet. layık değiller. Evlat bunu der demez, bunu adam düşüp bayılıyor. Bayılınca üstad onu ayırtıyor ve tavanı astı yüzük omçalarından ağzını veriyor, bu manayı söylüyor, ya bunu tefsir ediyor. Adam şaşıp kalıyor böyle ve dikkat çeken bir cümle. Evladım bırak bu işleri ve o atın parasını alma. Adam şok oluyor. Nereden biliyor? Çıkıyor bu taraf barla, bu taraf köyü. Köyü. Adam bağıra bağıra köye dön. Ya bak entel bak ya. Bağıra bağıra gidiyor. Köyde bakıyor bu eşkıya. Bu ne diyor ya? Ne diyor? Allah diyor ya diyor. Allah diyor. Yasak olur bir Allah diyor. Çarpık oluyor. Dünkü gitti eşkıya, bugün ne oldu? Evet. Enteresan. Bunu anlatan bir kardeşimiz, malum kitaplara yazacak onu. Şimdi Sparta kendisi. Kitabında diyor ki, olayın sonunda yanmış. Bu adam elhamda namazla başlıyor. Bir gün tabii şey çıkmış. Söyle şunu, şapka ikramı çıkmış o tarihlerde. Başında bereyle şey gidiyor. Barla giderken yakalıyor bunu savcıyı. Doğru. Emniyet yakalıyor, şey veriyor. Sen bilmiyor musun ki de bu suç yasak? Bir şey daha söyleyeceğim. Grup Efe eski şeyi damarı depreliyor. Bana bak, bana bak diyor savcı bey diyor. Dövülese. Benim eski halimi sen bilmiyorsun. Yapmadım herzele, kırmadı ceviz kalmadı. İçeri attınız. Bu yollar kötüdü. Anladım, tövbe ettim. Ama üstad dedi, bana bir şey öğretti. Şimdi namaza başladım. Yine atıyorsun içeri. Ulan bana ha, bana bak diyor. Bana bir yol gözüküyor, hapse girmiyor. Ulan git başımdan. Evet. Ya bu nerede kaldı? Şimdi bir daha ise oku. Evet. Abdurrahman mesele söyledik ya. Bir daha oku. İkinci misal. Şöyle geçeceğiz. Biraderzadem merhum Abdurrahman 8 seneden beri benden ayrılıp dünyanın gaflet ve hamlarına bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Bende olmayan ve elimde
elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an Hakim'in himmeti imdadına yetişti. Haşe dair olan 10. sözü vefatından 3 ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerden, evham ve gafletten temizlemekle beraber adeta mertebi velayete çıkmış gibi vefatından evvel yazdığı mektubunda 3 zahir keramet isar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş, müracaat olunsun. Üçüncü misal başlayalım. Üçüncü. Üçüncü misal, Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret. Hakkı da ehli kalp bir. 1925 yılında Üstad Barlı burada gelince ona geliyor, görüyor. Büyük evliya bir zat. Yani hayatı hakkında böyle biz görmüştük. Şimdi bakın. Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnü zan ederek büyük bir veliden himmet beklemek gibi bir çare benden medet bekliyordu. Çok enteresan. Oku. Birdenbire hiç münasebet yokken 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütalaa etmek için üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi. Dedim, şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver ve 5-6 gün mütalaa etsin. O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin aceli, Hasan Efendi'nin eceli 31 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın Abu Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi öyle de 32. söze yapışmış mütemadiyen mütalaa yapa yapa tefeyyüz ede ede hususan 3. mevkuftaki muhabbetullah bahsinde tamamıyla derdine deva bulmuş. Bir kutlu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Allah böyle hepimize böyle hizmetle ölüm nasip etsin. Bu otunu söyleyince inşallah bir gün onu yapmak nasip olur. Burdur Hasan Efendi, otunu sözün ehmeti bilen aklıma gelsin. Sıkıyet tasgibi bir ibare var. Bakın, rüyalı amel edilmez ama fakat peygamberi görmek rüya sadıktır. Sıkıyet tasgide sadece ikinci misale bakın. Bir otun sözü nokta var. Risale-i Nur'un şakirtlerinden Osman Nuri diyor ki rüyamda Şemail-i Şerife muvafık. Gibi bakın. Gayet nurani bir surette Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı oturduğu yere dayanmış bir vaziyette gördüm. Evet. Bu anda bir sada geldi ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir yaveri geliyor. Kapılar birdenbire kendi kendine açıldı. Risale-i Nur naşirlerden üstadı olan zat içeriye girdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam üstadımıza şefkatkerane bir iltifat göstererek dayandığı vaziyetten doğruldu. Ben dağlayarak uyandım. Risale-i Nur şakitlerinden yine birisi Rıza görüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam camiden Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh emrediyor. Çık hutbe oku. Hutbe oku diyor. Ebu Bekir Sıddık koşarak minberi ne yukarı basamağına kadar çıkar. Hutbe okur. Hutbe içinde cemaat eder ki bak, bu söylediğim hakikatların izahatı nerede? 29. sözdedir. Bu şeyle ilgili. Şimdi 33 söz dedi. Neydi burada? Olarak camiye gitti. 33 söz yapışmış. Mütemadiyen mütalaa yapa yapa ve tebeyyüz ede ede hususen 3. mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamen derdine deva bulmuş. Tefkür ister ki bütün orada işareti okumak lazım. Ben sadece iki işaret okuyup nasıl bir feyiz aldığını kardeşimiz inşallah okusun biz de istifade ederiz. 5 ve 9 oldu. 5. işaret. Dünyada el hubbu fillah hükmünce Allah çese evet. Hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi cennette ala sururin mütekabilin ile tabir edilen karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim bak, olan hatıratlarını bir dakika ala sururin mütekabilin deyince mektubatta bunun izahı var. Dünya bir tezgah, bir mezradır.
ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir. Çok sözlerde ispat etmişiz. Nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor, öyle de dünyanın sair mevcudatı dahi ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsulat yetiştiriyorlar. Belki küre arz onlar için geziyor, belki denilebilir ki onun içindir. Bu Sefine-i Rabbaniye 24 bin senelik bir mesafeyi bir senede geçip meydan aşın etrafında dönüyor. Konuyu geçiştim. Mesela ehli cennet elbette arzu ederler ki dünya maceralarını tahattür etsinler. İnşallah şu terastaki dersi bir birbirine nakletsinler. Terastaki dersi ahirette görmek ister misiniz? İnşallah. Evet. Sonra? Ve birbirine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok arzu ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, herhalde dar-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dar-ı cennette, ala sururi mutakabilin işaretiyle sermedi manzaralarda dünyevi maceraların muhaveresi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacak. İşte. Yani bunu kastettim. Bir de oku beşinci şeyi. Beşinci işaret. Dünyada el-hubbu fillah hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi cennette ala sururi mutakabilin ile tabir edilen karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştürüleceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. Yani muhabbetin dünyaya, eşine, arkadaşlara vesaire muhabbetin netice atıyor. Bu tabi 9 işaretler, bir de 9'u okur. Bak şimdi. 9. işaret, iman ve muhabbetullah'ın neticesi. Yani ne diyor? Hatırlıyor 20. mektup başına ne diyor? Kat diyen bil ki hırkat en yüksek gayesi. Evvela iman ile, sonra muhabbetullah, sonra muhabbetullah, sonra lezzet-i ruhaniye. Böyle bir makam. Sonra bir daha okur baştan. İman ve muhabbetullah'ın neticesi. Ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın 1000 sene hayatı mesudanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat müşahedesine değmeyen bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahedesi rüyetidir ki haşiye hadisin nasıyla o şuhud bütün lezaiz-i cennetin o derece fevkindedir ki onları unutturur. Ve şuhuddan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkatle zorla onları tanıyabilirler. Yani Allah yani cemalini evet, görmenin şeyi 30 gün sürede bu anlatıyor yani Cenab-ı Hakk'ı görmek. Evet öyle bir hale olmuş ki dönünce kendi aileleri acaba sen misin diye çok enteresan diyorsun. Bu zevk baba şimdi işte, muhabbetullah Allah'ı çiğ sevmek bunu ifade ediyor. Bitti mi o? Bitmedi abi. Hadis-i kat'iyle ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın ruhiyetine iştiyaklı bir merak, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak, herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın ruhiyeti ne kadar mergup, merak aver ve şuhudu ne derece matlup ve iştiyak aver olduğunu kıyas edebilirsen et. Şimdi bir misal daha, Abdurrahman vefatına bir misal verdik. İkincisi de kime verdik? Burdur Hasan Efendi. Bir misal daha var. Hulusi abi. Bir de Abdülmecid abi vereceğiz. Bitireceğiz. Hulusi Bey'in şey, dördüncüsü. Dördüncü misal. Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet, medet, feyiz ve nuru Esrar-ı Kur'aniye'nin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. Beşinci misal,
Kardeşim Abdülmecit Biraderzade. Bir dakika. Hulusi Bey'in 27. mektuptaki. Bak, Hulusi abi bir dünyana katılmış. Albay'dan 1950'de emekli olmuştu. Üstadı 1929'da ziyaret ediyor ve bir şeyh olarak öyle biliyor. Onu anlatacağım. Ve bir daha bir üstad bir sefer bir daha 1950'de geliyor. 21 sene sonra ziyaret ediyor. Bir daha görüşemiyor. Üstad ona diyor ki benim mektup yazmak adetim değil. Ama sen yaz diyor. Öyle bir şey diyor. Şu anda isim vermeyeceğim. Hulusi'nin sağ kolu olan Erzurum'da bir kardeşimizle üstadla iki defa görmüş ama diyor. Fakat her gün sabah akşam neyse bir üstad bir yol bölümü görüşülermiş. Mani bir şey. 1929'da görüşmesinde enteresan bir olay var. Hatırlar mısın? Şeyh Mustafa ile beraber. Evet. Nasıl hatırlıyor musun? Hulusi abi Erzurum'a tayin olunca yüzbaşı olarak tayin oldu. Dindar bir subay. Evinin yakınında camide Şeyh Mustafa diye ustada muhabbeti olan bir zat var. Bu zatla sohbet ediyor. Bazı sualler soruyor. Hangi sual etse diyor bu sual ancak barlardaki zat cevap verir. Böyle birkaç kere oluyor. Hulusi abi şey arıyor kendine. Diyor senin aradığın barlada diyor. Peki öyleyse gidelim diyor madem. Ve şeyden Eğirdir'den birkaç kişi barlaya mütevcihen gidiyorlar. Karaca Ahmet mevkiinde bir akar çeşme var. Oradan abdest alıp ustada vasıl oluyorlar. Ustad kabul ediyor. İçeri girerken Hulusi abinin kolundan tutuyor. Diyor o şeyh ismi arıyordu ya. Ustad kolundan elinden tutarak Hulusi abiye diyor. Kardeşim ben şeyh değilim. Ben imamım. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi bir imamım diyor. Enteresan. Sonra ders veriyor kendisine. Çok suallerimizi diyor sormadan cevap verdi. Daha sonra ustad kendisine risale veriyor ve devamlı surette yazıyor, anlatıyor. Ve fırsat buldukça da ustadı ziyarete geliyor. Ama ben orada bir şey daha arkadaşlar duymuştum. Demiş ki eğer siz Risale-i Kıymet'in daha sonraki yani aynı şeyde değil. Evet. Daha sonra 5-6 kere ziyarette bulunuyor kendisi. Bir ziyaretinde de yine resmi kıyafetle ustadın yanına gitmiş. Ustad Hazretleri kendi eliyle çay yapıyor. Ve çayı büyük bardağı da Hulusi abiye veriyor. Ve biz alışmışız diyor. Bardağın dibinde biraz bırakırız diyor. Diyor böyle biraz gene bıraktım diyor bardağın dibinde. Ustad birden kardeşim sen sünnet bilmez dedi diyor. Cereyan çarpmış gibi diyor hemen diyor. Bardaktaki o kalanı sünnetledim diyor. Diyor aradan 40-45 sene geçmiş. Ne zaman çay içsem ustadımın sözünü hatırlarım diyor. Ve diyor böyle dizüstü oturuyorum diyor. Üstad Hazretleri demiş kardeşim ben şeyh değilim. Ben imamım rahat otur. Ve gene ben dizüstü oturduğumu görünce diyor. Kardeşim diyor eski zamanda olsaydı şu barlada kalabalıktan iğne atsan yere düşmezdi. Siz de ta aşağıdaki o dereden buraya kadar sürünerek gelirdiniz. Sonra görüşemeden giderdiniz. Bunu da bir büyük lütuf olarak kabul ederdiniz. Görüyor musun? Ve Üstad Hazretleri ondan sonra tabii ki manevi makamını Allah Hulusi abi bizzati görmüş. İşin tuhafı da Hulusi abi üstadım verdiğim misaller gene ondan diye bakın. Barla'da oku. Bak. Hulusi Bey benim yegane manevi evladım ve medar-ı tesellim ve hakiki varisim ve bir deha-i nurani sahibi olacağı muhtemel olan birader Zadem Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi aynen yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel sözleri yazarken bakın, onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahs-ı manevi ya sen bir asker olduğu için diyor benim sözde evet görmedim bana diyor. Evet. Bana muhatap olmuşçasına ekseriyeti mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. Demek oluyor ki bu şahsı Cenab-ı Hak bana hizmeti Kur'an ve imanda bir talebe, Allah Allah, bir muin tayin etmiş.
Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders veriyormuşum. Şimdi 60 yıl, bak demin Ahmet Karas anlattı ya, Hulusi abi ziyaret edince artık Hulusi abi ne diyor biliyor musun? Bak, oku bak. Evet. Evet, İslamiyet gibi bir âli tarikim. Bir. Aciz ve fakri Allah'a karşı bilmek gibi bir meşrebim. İki. Seyyid-i Mürselin gibi bir rehberim. Üç. Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir mürşidim. Dört. Bir dakikada mertebe-i velayete erişmek gibi ulvi bir netice almak mümkün olan askerlik gibi bir mesleğim var. Davet, evet. Üstadım bana ve dinleyen her zevil ukule. İyi dinleyin buraya. Tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Beş vakit namazını hakkıyla eda et. Bak, hakkıyla eda et. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap. Bak sen tesbihleri yapamıyorsun. Yap tesbihleri. İttiba-ı sünnet et. Tesbih çekerken çabuk çabuk çekmişler de. Molla Resul Van'da ustadın bak. Talebelerinden tabii tesbih çekiyor. Bak, bak. Üstad Hazretleri diyor, Molla Resul ne yapıyor, ne kadar çekiyor? Diyor, ne kadar çekerse o kadar sağ. Yok, olmadı diyor. Bak. Yani bu, he, diyor, bunun her biri diyor, ondan sonra bak. 33 derece bir şifreli anahtar gibidir. Ne fazla ne 90 olması lazım. O cihetle diyor, ondan 33 tane sünnet seniye itibariyle 33 olması lazım ta ki o manevi anahtar o hazineyi atsın. Bir de şey vardı, tespih çeken bizim yapıyordu. Sonra üstad da böyle yavaş demiş, tabii biz subhanallah, biz çabuk bitiriyoruz. Daha biz bitirme üstad, daha da subhan çekermiş. Üstad diyor, ben subhan çekmesi yaratıldım. Böyle bütün zerre yapıyor. Böyle namaz da böyle, tespih de böyle. Ondan sen demişsin, unuttun galiba adını. Okuma şimdi. Evet, tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Beş vakit namazını hakkıyla eda et. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap. Tesbih. İttiba-ı sünnet et. Yedi kebairi işleme, evet. Dersini vermiştir. Ben gerek bu derse, gerek Risaletün Nur'la verilen derslere, Kur'an'dan istinbat buyurarak, gösterdiği hakikatlere karşı Allah'ın tevfikiyle can-ı dilden beli dedim, tasdik ettim ve bana böylece hakikat dersini veren bu zata da evet. Ömrümde ilk defa olarak üstad dedim, hata etmedim, isabet ettim. Bir de şey 72 mi 73 aç, orada bakın, şimdi Risale nasıl üstad okumuş Hulusi abi, Risale nasıl okuyormuş, biz de gerek okumada gerek dinlemede öyle olalım. Şu Risale-i Nur. Risale-i Nur, Mektubat-ı Nur'un mütalası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe ala kadril istita çalışılması gibi bakın. Emri hayr-i azime, hal ve kuvveti samedani ve inayet ve lütf-ı Rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifade istifaza, istiane etmiş oluyor. Bu itibarla meşgul saatleri çok mübarek tanıyor. Firakına acıyor. O yaşayışın devamını, tekrarını, kesilmemesini ez can-ı dil arzu ediyorum. Ya buna çok önemli. Şimdi oku. Fakat ne çare ki itinam edebildiğim kısacık vakitlerde, yani fırsat bulduğum vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısında, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanisine çıkıyorum. Allah. Bakın, anladın mı? Kaç makam? Bir daha okusun. Fakat ne çare ki itinam edebildiğim kısacık yani, vakitlerde. Yani bulduğu vakitte Risale-i Nur meclisine geldiğim vakitte ister oku ister dinlediğim vakitte şu manayı yaşasak. Zihnimi safileştirip. Zihni safileştir. Sonra. Nurların karşısına. Yani. Dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına. Allah'a emanet olun. Şöyle derdi Sungur abi. Üstad
bu risale okundu vakit üstad gelir, manen bulunur derdi. Sen öylemiş düşün. Evet. Ve aziz muhterem üstadımın medresesine bir ve oğul Seyyidül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine orada bulunuyorsunuz. Bunu orada oku. Evet. Ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanisine çıkıyorum. Ya bakın. Sonra? Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke enfası mağdudi hayattan olmaya idilerdi. Nedir? Lugat'ta ne yazıyor orada? Enfası? Hayatımın sayılı nefesleri. Yani her nefes hesabı var ya. Demek ki onlar sayılmasa da Risale'nin olan şeyler sayılsın diye temenni ediyor. Demek ki Risale okumak bu şekilde düşünüyorsun. Aynen bir ateş bir. Madem Risale'nin Kur'an kesiyorlara göre biz de bundan sonra, bundan aldığı bir hisseye göre Kur'an nasıl dinlememiz lazım? Kur'an-ı Kerim. Zeyn-i Habbe demesi de şunu ifade ediyor. Kur'an nasıl dinlenir? Şurada. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim okunurken istimaında bulunduğun zaman dinlerken muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. Bir, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp Nebi Beşer'e hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. Birinci madde bu. Kur'an-ı Kerim'i bizzat peygamberimiz. Nübüvvet kürsüsünde o çıktığında Nebi Beşer'e hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken bizzat kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. Biri bu. Birinci bak. İkinci. Evet. İki, Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'a tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ tebellü vaziyetini dinler gibi olur. Üç, veya Kab-ı Kavseyn makamında 70 bin perde arkasında mütekellim ezeliğinin Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'a olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Evet. Evet, tekrar şimdi mektubatta. Hadi kavuştum burada. Son misal, beşinci misale geldik. Kardeşim Abdülmecid. Abdülmecid üstadın kardeşi değil mi? Evet. Biraderzadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine ve daha sair ilim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütalaa ettikten sonra yazıyor ki Allah Allah. Elhamdülillah kurtuldum. Çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşit hükmüne geçti. Çandan bir mürşitten ayrıldım. Fakat çok mürşitleri birden buldum. Kurtuldum diye yazıyordu. Ben baktım ki hakikaten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş. Tabii biz şeyden denizden birkaç damla sarsulduk. Burdur'a Asar Efendi'den, sonra efendim Hulusi abiden, Abdülmecid abiden daha çok örnekler var. Bunu mesela şimdi devam edelim, bitirelim o zaman. Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki ulum-u imaniye hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'an-ı Hakim'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse elbette ulum-u imaniye ve edvi-i ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter ve kâfi gelir. Kur'an okumak her derde devaya bakıdan devam et. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun, adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun çok fark yoktur. Evet, güneş varken mumların ışığı altına girme ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı vahsus bende bulunmazsa istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Burada dur. Güneş derken güneş, bak Kastamonu'da
bir güneş misali var. Dikkatini çekin. 85 nol mektupta. Oku. Çok muhterem üstadımız Efendimiz 1321 tarihinde Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ve Keramet-i Gavsiye Risalelerini alemde menamda görmüştüm. Alemi menamda görmüştüm. Bunun hikmetini şimdiye kadar anlayamamıştım. Gördüğüm rüya aynen şöyleydi. Güneşe bakın. Tarihi meskürde Ceziretül Arab'ın Necid kıtasının Bilad-ı Kasım'da bir gece rüyamda üç güneşin tulu etmiş olduğunu gördüm. Yanımda tanıyamadığım bir zata sordum. Bu üç güneş nasıl olur dedim. Yanındaki zat bu güneşin birisi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın güneşi. Diğeri Gavs-ı Geylani'nin üç güneş demiş. Üçün. Bir peygamberin. İki. Gavs-ı Azam. Üç. Üçüncüsü de diğer bir güneştir. Üçüncü güneşin Risale-i Nur olduğunu şimdi bildim. Evet. Burada Nur suresinin bir ayeti var. Evet. Güneş varken mumların ışığatını ile ihtiyacı yok. Bir güneş anladık. Peki güneş ne? Mum ne? Güneş Kur'an azimiş şan. Mumlar yani Risale-i Nur'un güneşi. Mumlar da diğer gruplar. Öyle tarikat gibi şeyler. Tasavvuf gibi. Şimdi böyle düşünüyoruz. Bir de bakın değerli kardeşim. Burada Mesnevi ile ilgili bir yer var. Güneş akıma geldi. 14. defa. Kardeşlerim. Kalbime ihtar edildi ki. Evet. Nasıl ki Mesnevi-i Şerif Şems-i Kur'an'dan, Kur'an güneşinden tezahür eden yedi hakikattan bir hakikatin aynesi olmuş. Kutsi bir şerafet almış. Mevlevilerden başka daha çok ehli kalbin layemut bir mürşidi olmuş. Öyle de Risale-i Nur Şems-i Kur'an'ın ziyasındaki Elvan-ı Seba'yı Risale-i Nur o Kur'an güneşindeki o Kur'an güneşinin ziyasındaki o yedi rengi ve o güneşteki renk renk çeşit çeşit yedi nuru birden aynasında temessül ettirdiğinden inşallah bak, yedi buna, cihetle evet. Yedi cihetle şerif ve kutsi ve yedi mesnevi kadar ehli hakikata hakiki bir rehber ve bir mürşid olacak. Burası sen bir aç da ben bir şeyler söyleyeyim. Oraya sadece yok. Şurayı bir daha aç da bakın. Ben diyor belgeyle okudum. Ben diyor eğer Mevlana zamanı gelseydim öyle mi diyor? Evet. Mesnevi yazardı. Mesnevi. Mevlana bu Risale-i Nur yazardı. Yani böyle bir şey. Şimdi demek ki Mesnevi Kur'an güneşinde diyor. Mesnevi Şerif Şems-i Kur'an'dan tezahür eden yedi hakikattan bir hakikatin aynası olmuş. Yalnız o diğer yedi renginde bir rengini aksettirebilmiş. Ama Risale-i Nur Şems-i Kur'an'ın ziyasındaki Elvan-ı Seba'yı o güneşteki renk renk çeşit çeşit ya. Yedi nuru birden aynasında temessül ettirdiğinden inşallah yedi cihetle şerif kutsi yedi mesnevi kadar ehli hakikate baki bir rehber ve bir mürşid olacak inşallah. Sıkıldınız ama şu güneşi bitireyim de güneş evet hocam, güneş varken Mesnevi'de içeride evlen içeride yedi nurundan bir nuru. Mesnevi bir nuru. Mevlana o yedi hakikattan hangi hakikati meslek edinmiş? Ya Vedud efendim. Vedud diyor, Vedud yani. Aşk var ya aşk. Aşktan. Ama Risale-i'nde zaten bütün esmanın tecellisi yani. Nasıl ki bir insanda tecelli ediyorsa Risale-i Nur esmanın zaten tefsirini yapıyor. Evet. Bitirelim hadi. Evet güneş varken mum ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyoruz benden mum ışığı vahsus bende bulunmazsa istemek manasızdır. Lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile, manevi yardımla, hatta himmetle muavenet etmeleri lazımdır. Ben onlardan istimdad etmem ve medet istemem benim hakkımdır. Bak, burayı iyi dinleyin. Onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek, bak, onların üstüne haktır. Kanaat et. İyi dinleyin. Kastımını bir ibaret kanaat edeceğiz. Okumak.
Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Hem muvakkat ve mütehavvil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit, hidemat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan ve müfritane âli makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Evet, bu arada aç 107. sayfaya bak şimdi. Bir şey söyledi. Mehmet Feyzi abinin bir mektubu oku dedi de bana. Evet. Sen hocam oku. Fevzi kardeşim, sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede Allah rahmet eylesin, mühim bir şeyh ve mürşit ve cazibedar bir nakşi evliyasından bir zat, 4 ay mütemadiyen Risale-i Nur'un 50-60 şakirtleri içinde celpkerane sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi o cazibedar şeyhe karşı müstani kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. O şakirtlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikati anlamış ki, Risale-i Nur'la hizmet ise imanı kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise 10 mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet-i ebediyi kazandırdığı için bir mümine küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyi temin eder. Velayet ise müminin cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, 10 neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise bir adamın imanını kurtarmak, 10 adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. Evet. İşte bu dakik sırrı senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalpleri görmüş ki benim gibi bir çare günahkar bir adamın arkadaşlığını dersin başına bağlı günahkar bir insanı evet, evliyalara varsa, belki de eğer bulunsaydı müştehitlere dahi tercih ettiler. Özetle oku. Bu hakikate binaen bu şehre bir kutup, bir Gavs-ı Azam gelse, seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamaz. Burada ince bir nokta söyleyeceğim artık. Bunu, zaman kalmadığı için başka bir derste veya yarın bunu anlatırım. Yani bazı zatlar şeye gidiyor, tarikata gidiyor. Bazı büyük, böyle büyük zatlar, diyelim ki alim zat, tasavvufa giriyor. Ama bazı tasavvufta büyük zatlar da şeye giriyor, menese giriyor. Bunun arasında Risale'nin önemi ne? İnşallah bunu başka bir derste anlatırız. Peki. Zaten vakitte geldi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davamun elhamdülillahi rabbil alemin. 5 dakika var. El Fatiha.